Ardı ardına tamamlanan projelerde Türk savunma sanayi her alanda millileşme yaşıyor. Dün savunma sanayinin İsrail ve Batı'ya nasıl peşkeş çekildiğini getirmiştik ekranlarınıza. Bugün de Türk savunma sanayinin küllerinden doğuşunu izleyeceğiz. Türkiye 2004 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında neredeyse tüm kara, hava ve deniz araçlarının alımını durdurdu. Bu atılımda slogan "Satın almayacağız, kendimiz yapacağız" oldu. Roketsan, Havelsan, TUSAŞ ve Aselsan gibi firmalar yeniden faaliyete geçti. Genç mühendisler gece gündüz demeden çalıştı. Türk savunma sanayini yeniden şahlandıran kararlar sonrası cinayetler de peş peşe geldi. Önemli projelerde görev alan mühendisler şüpheli şekilde hayatlarını kaybetti. Ancak ne mühendisler yıldı ne de Türkiye vazgeçti. 2004 yılındaki tarihi toplantıdan yaklaşık 10 yıl sonra projeler meyvelerini vermeye başladı. Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği Atak helikopterleri 5 adet bulunuyor Kara Havacılık Komutanlığı'nda. Milgen projesi kapsamında yapılan TCG Büyükada'dayız. Biz tamamen yerli üretim arma 6x6 aracının yanındayız. Fuarda en çok ilgi gören ürünlerden birinin yanındayız. Milli piyade tüfeğimiz oldukça hafif ve kullanışlı. Denizde, havada, karada hatta uzayda dahi milli projeler kendini gösterdi. İlk olarak milli piyade tüfeği üretildi. Ardından zırhlı araçlar, Altay tankları, Atak helikopteri ve Milgen projeleri tek tek sonuçlandı. Milli füzelerimiz göz doldurdu. Keşif ve gözlem uydumuz Göktürk 2 uzaya fırlatılarak faaliyete geçti. Uçaklar dahil modernize işleri de yurt içinde yapıldı. Şu anda deniz karakol uçaklarından birinin içerisindeyiz ve son teknoloji silah ve haberleşme sistemleriyle donatılmış durumda. Simülatör F-16 savaş uçağıyla birebir aynı özelliklere sahip. Arkamda görmüş olduğunuz uçak gövdesi F-35 savaş uçağına ait ve burada TUSAŞ tesislerinde üretildi. Bugün de Amerikalı yetkililere teslim edilecek. Dev nakliye uçağından şu anda iki ülkede var. Biri Fransa, diğeri de Türkiye. Milli savunma sanayi gelişti ancak Türkiye ithal savunma sistemlerine de kapıyı kapatmadı. Alımlarda öncelikli şart olarak teknoloji transferi konuldu. Bu sebeple uzun menzilli füze projesinde Çin'le görüşmelere başlandı. Hem özel hem de devlet destekli şirketler ürünlerini yurt dışına ihraç etmeye başladı. Hatta diğer ülkelerin modernize işlemleri de Türkiye'de yapıldı. Türkiye alan değil, satan ülke konumuna geldi. Yurt dışına yapılan savunma harcamalarını önemli ölçüde azaltan Türkiye, 1,5 milyar dolarlık ihracat yapmaya başladı. 2023'te bu rakamı 25 milyar dolara çıkarma hedefi konuldu. Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü için konulan hedeflerden biri de Milli Savaş Uçağı projesiydi. TUSAŞ tesislerinde çalışmalarına başlanan TFX projesinde 2020 yılında seri üretime geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca F-35 savaş uçaklarının yapımına da katkı sağlanıyor. Bu iki projeyle Türk Hava Kuvvetleri'ndeki F-16 ve F-4'lerin yerini 2030 yılında yeni nesil savaş uçaklarının alması amaçlanıyor. Bir sonraki hedefse milli uzay mekiği.